Hakkari valisi kayyımınız. Bakın iyi dinleyin, onun marifetlerini anlatacağım. Nasıl bir yağma ve talan düzeni kurduğunuzu anlatacağım. Kütahya Belediye Başkanlığı'na bir memur alınır. Adı Sümeyra Ordu. Eski bir AK Partili vekil Hüsnü Ordu'nun kızıdır. İşe gitmez. Ankara'da oturur, cins kedi ticareti yapar ve bu dikkat çeker. Şikayet edilir ve bu arada memurluk hakkı kazanır Sümeyra Ordu. Ve ardından İller İdaresi Genel Müdür'ün önüne gider dosya. Genel Müdür dosyayı kapatır, örter, örtbas eder. Ardından adli süreç devam eder. Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu 6 ay ceza alır. Suçu ortaya çıkan Sümeyra Ordu maaşlarını geri verir. Ve en sonunda ne olur? Hakkari valisi kayyım olur. Kütahya valisi olur ilk önce. Daha sonra da Hakkari valiliğine atanır. Şimdi de hem vali hem belediye başkanı olur. İşte kurduğunuz yağma ve talan düzeni bu. İyi bakın. Tamam mı? Bunun hesabını biz soruyoruz burada. Halk adına soruyoruz. Mahkeme kararıyla ispat edilmiş bir suç var ortada ve örtbas etmeye çalışmışsınız. Devamı da böyle gelmiş. Bitmedi. Siz bir kayyım ve KHK rejimi kurmuş durumdasınız. Bakın bu kişi kim? Artık herkes tanıyor değil mi? Bir televizyon kanalında Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş. Neler anlattı? Çok vahim şeyler anlattı ve o anlattığı vahim hadiseler, KHK'larla ilgili vahim hadiseleri ben burada defalarca, haftalarca Sayın Abdülhamit Gül'e soruyorum. Cevap vermiyor. Veremiyor. Bakın neden veremiyor? Şurada okuyayım. Ayşe Ateş ne demiş? Diyor ki Sinan Ateş'e isimler geliyordu. Yaklaşık 10 bin kişilik bir isim listesi toplamda. Bunlar ülkücü olduğunu söyleyen, FETÖ ile irtibatımız yok, bizim bir suçumuz yok diye gelen insanların bilgilerini, belgelerini topluyordu. Arıyordu birilerini, bulundukları yerlerde onlardan referanslar alıyordu. Bakın ne işler dönüyor. Ondan sonra bu listeyi de AKP'deki darbe komisyonuna götürüyordu. O zaman da başında Abdülhamit Gül vardı. Kendisine iletiyordu. Onlar da artık kendi araştırmalarına göre son kararı verip FETÖ'cü ya da değil, cezaevindeyse çıkacak ya da göreve iade edecek, onun kararını onlar veriyordu. Vay vay vay. Memlekette ne işler dönüyor. Kayyım'ın marifetlerini az önce öğrendik. Suçları örtbas ediyormuş. Ardından neler dönüyormuş MHP kulislerinde, oradan AK Parti'ye pas ediliyormuş. Sayın Abdülhamit Gül komisyonun başkanıymış. Kendisine sorduğumuz zaman, Adalet Bakanı iken kendisini ziyaret etmiştim. Ya niye bu usulsüzlükler, haksızlıklar var? Yargı niye böyle dediğinde, Ömer Bey yargı bağımsız, biz karışamayız ya, ne bilelim biz, yargı bağımsız diyordu kendisi. Ama ya kimin cezaevine girip girmeyeceği, kimin iade edilip edilmeyeceğine bir komisyon karar veriyormuş. Başında da Sayın Abdülhamit Gül varmış. Bir aydır kendisine soru soruyorum, cevap vermiyor. Nasıl bir skandaldır bu ya? Nasıl bir skandaldır? Yani bir hukuk devletinde Adalet Bakanlığı yapmış birisi, yargı bağımsızdır diye birisi bu kadar vahim ifadelerden sonra çıtı çıkmıyor. Buyurun Sayın Abdülhamit Gül, açıklama yapın. Buyurun. Ben sizi açıklamaya davet ediyorum. Ama kurduğunuz düzen buna müsaade etmiyor. Öylesine bir haksızlık, hukuksuzluk düzeni kurdunuz ki kayyım, üçüncü kez kayyım atıyorsunuz. Yüz binlerce kişiyi KHK'larla ihraç ediyorsunuz. İnsanları darbeci ilan ediyorsunuz. Ve bir rant düzeni devam ediyor. Ayhan Bora Kaplanlar, Sinan Ateş'in öldürülmeleri, usulsüz krediler, gırla 550 milyon lira Halkbank'ta maşallah krediler veriliyor. Ve bakın en sonunda ne oluyor? Ya yani insanları şucu bucu diye ilan ediyorsunuz ama ya bir de bakın sözleşmeli erleri, gariban erleri, kursiyer teğmenleri, darbeci ilan ediyorsunuz ya. Eline silah almamış, sıkmamış, darbe olduğunu anladığı anda bırakmış, gitmiş insanlara müebbet veriyorsunuz. Bakın şu kadın, Sayın Abdülhamit Gül sizin bakanlığınızı yaptığınız Adalet Bakanlığı'nın önünde günlerdir nöbet bekliyor. Çocuğu çok başarılı bir çocuk ve kursiyer teğmen. Hiçbir şeye karışmamış, tek bir kurşun sıkmamış ve haksız hukuksuz müebbete mahkum ediliyor. Kadın ne diyor? 15 Temmuz'u kim yaptıysa müebbeti o yatsın. Oğluma özgürlük istiyorum. Adalet Bakanlığı'nın kapısında Emine Şen Yaşar anneyle beraber bekliyor. Ne diyor? Kursiyer teğmenlerin emir verme yetkisi yoktur. Onlar yeni mezun, asıl görevlerine atanmadan önce kurs alan öğrencilerdir.
Ama sizin düzeniniz bu gariban erleri, sözleşmeli er ya, cezaevinde ziyaret ediyorum. Cüneyt Öztürk Kocaeli Darıca'da oturuyor. Bak depresyon hastası olmuş, eşiyle birlikte perişan bir aile, gariban fakir bir ailenin çocuğu. Ama siz onları o zindanlarda çürütüyorsunuz. Müebbet cezalarla çürütüyorsunuz. Çünkü siz bir yağma ve talan düzeni kurdunuz. Suçsuz, günahsız insanları müebbet cezalara çarptırdınız. Ağırlaştırılmış müebbetlerde o kuyuların dibine atıp seslerinin, soluğunun çıkmamasını sağlamaya çalıştınız. Bunun hesabını verin be bir... Burada ifade edildiği şekilde OHAL komisyonuna herhangi bir şekilde başkanlık yapmam söz konusu değildir. Adalet Bakanlığı görevini yaptığım onurlu o dönemde de her zaman hukukun yanında oldum. Her zaman haksızın, mağdurun yanında oldum ve yargının bağımsızlığına, üstünlüğüne her zaman inandım. Bu konuda mücadelemi ortaya koydum. Bu hususta her türlü mücadeleyi de verdim. OHAL komisyonu 2017 yılında bizlerin de bir kişi bile olsa, bir masum bile olsa kamudan atılırken haksız yere atılmasın diye bu komisyon yine kanunla kurulmuştur. Bu komisyonun başkanı, üyeleri bellidir. Adalet Bakanı olarak fiilen de hukuken de böyle bir şey yapma, böyle bir görevde bulunma gibi herhangi bir görevim olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Yargıya inanmış birisi olarak. Tamamlayın Sayın Gül. Kimin suçlu kimin suçsuz olduğuna da ancak ve ancak bağımsız tarafsız yargı verir. Biz hukuka inanmış biriyiz. Meslek hayatımızda da öyle. AK Parti olarak da biz hukukun ve mağdurun yanındayız. Bunu kamuoyuna ve genel kurula saygıyla sunuyorum. Tabii ki Sayın Abdülhamit Gül'e cevap vereceğim. Bakın bizim bahsettiğimiz legal bir komisyon değildi Sayın Abdülhamit Gül. MHP eski milletvekili Sinan Büyükataman'ın danışmanıydı Sinan Ateş, değil mi? Ne diyor? Ya diyor bizim yaptığımız işler yani normalin dışında olduğu için bana belge verin. Ben bu işleri yapıyorum. Belge verin dedim. Vermediler belki. Yani illegal bir komisyondan bahsediyoruz Sayın Abdülhamit Gül. MHP'de Sinan Büyükataman, AK Parti'de Celalettin Güvenç'in neler yaptığını çok duyduk. Ve o illegal komisyonlar, borsalarda neler döndüğünü iyi biliyoruz. Bakın şimdi Çin ile ilişkiler konusunu biz öncesinde gündeme getirmiştik. Burada Leyla Şahin Usta 2019'daki Türkiye-Çin anlaşmasını gündeme getirdiğimizde bir kadın olarak çok ilginç bir, çok absürt bir cevap vermişti bana. Demişti ki adamsanız getirin o anlaşmayı. Allah Allah, nasıl bir dil, anlamak mümkün değil. Bakın tutanaklar da burada. Şimdi Leyla Şahin Usta buraya gelsin. Bakın işte kapı gibi ben o anlaşmanın belgesini burada gösteriyorum. Nedir bu? Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir tweet'i. Ne diyor? Wang Yi ile enerji ve yatırımlar başta olmak üzere ikili konuları görüştük. Uygur Türklerin durumunu ele aldık. Çin Halk Cumhuriyeti'nin daveti üzerine Sincan'a bir gözlem heyeti gönderiyoruz. Ne zamanmış tarih? 30 Temmuz 2019. Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweet'i. Şimdi 2024'teyiz. Herhangi bir faaliyet oldu mu? Hayır, hiçbir şey olmadı. Onun yerine ne oluyor? Hakan Fidan koşturup Çin'e koşturup gidiyor, değil mi? Şimdi onlarla da ilgili çok şey söyleyeceğim. Şimdi bakın Van'a kayyım atamaya çalıştığınız zaman Avrupa Parlamentosu raportörü demişti ki Nacho Sanchez Amor, siz yani Mehmet Şimşek'i boş yere ülkelerde dolaştırıyorsunuz. 5 kuruş da bulamazsınız çünkü işiniz gücünüz kayyım atamak, bu halinizle durumunuz budur. Bundan sonra ne oldu? Tabii Batı'dan yüz bulamadı AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı. Koştu Çin'e. Şimdi 5 yıl önceki bu sözlerinde duramadıktan sonra ne oldu? Yani düşünün, güya gidip toplama kamplarını ziyaret edeceklermiş ama o kadar antidemokratik bir ülke ki işi gücü sağa sola kayyım atamak, KHK'lar çıkarmak ve Batı bloğundan kopmuş, Çin'e
koşturup ne olur bana biraz para ver diye yalvarmaya gidiyor. Hakan Fidan 5 yıl önceki anlaşmanın gereğini yapmadığı gibi koşturdu Çin'de anlaşma yapmaya çalışıyor. Peki Çin'de kaybolan insanların hesabını sordu mu oraya gidip? Hayır. Cezaevlerindeki Uygurlarla ilgili bir şey sordu mu? Hayır. Ne dedi? Bakın, Çin'i karıştırmaya yönelik uluslararası girişimleri doğru bulmuyoruz. Ve efendim dedi, BRICS'e girmeye çalışıyoruz. Yani ya sen hani Batı Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyordun? Şimdi Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan'ın oluşturmuş olduğu birliğe girmeye çalışıyormuş. Koşturmuş Çin'e. Ya tabii senin demokrasiyle falan bir alakan yok senin. Pusulan şaşar. Bir oraya gidersin, bir buraya gidersin. Şimdi Batı'yla koptu. İşte işe gücü kayyım atamak, KHK'lar çıkarmak, anayasayı çiğnemek. Koşturuyor Çin'e. BRICS'e girmek istiyormuş. Ya bu hikaye yine bakın şuna dönecek. S-400'lerle ilgili bir hikaye vardı biliyorsunuz. İşte Batı'ya güya kapris yaptılar. Biz bak F-35'lerden vazgeçiyoruz. S-400 alırız dediler. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular. İkisini de beceremediler, başaramadılar ve ülkeyi çok büyük bir zarara soktular. İnanılmaz bir zarara soktular. Şu anda bu Çin ziyaretinin amacı nedir? Yani şu anda mesela geri dönüş anlaşması ile ilgili ülkedeki Uygurları Çin'e gönderme ile ilgili bir adım mı atılacak? Bilemiyoruz. Neler yapılacak? Şimdi değerli arkadaşlar biraz da şuna değinmek lazım. 15 Temmuz darbe girişimi Gece yaşananlarla ilgili çok büyük şaibeler var ve bunlar aydınlanmıyor. Darbenin Allah belasını versin ama darbeci olmadığı halde insanlar darbeci ilan edilebildi. Sayın Hulusi Akar burada yok ama kendisi ne diyordu? Bakın Mehmet Dişli için benim kalbimdir, Mehmet Parti Göç için benim beynimdir diyordu. Akın Öztürk dosyalara da yansıyor. Sabah namazını birlikte kıldık diyor Hulusi Akar'la. Birisi darbeci oluyor, öbürsü darbeye karşı çıkan oluyor. Abidin Ünal bakıyorsunuz ilk savcılık ifadesinde Akın Öztürk'e toz kondurmuyor. Ardından Akın Öztürk darbeci ilan ediliyor. Nasıl bir muamma var anlamak mümkün değil. Askerler de burada, onlar da işin içinde neler döndüğünü az çok biliyordur. Genelkurmay'da da konuştuğunuz zaman bunun nasıl bir şey olduğunu anlamadıklarını söylüyorlar. Ama İşte bütün bu anlaşılmayan olayların içinde bir askerlik kanunu. İllegal bir komisyonu ben bilmem. Benim ömrüm boyunca hep legal, hukuk çerçevesinde hayatım o şekilde geçti. Kanun ve anayasa çerçevesinin içerisindeki komisyonları ve hukuku bilirim. Onun dışında hiçbir illegal bir konularla, komisyonlarla, hatibin ifade ettiği hiçbir konuyla bizim ilgimiz olmaz. Leyla Şahin Usta Başkanımızı burada ismen zikretti. Leyla Şahin Hanım ne söylediyse yine konuyla ilgili bilgiler alarak ifade etmiştir. Nitekim devamında Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanımızdan bahsetti. Bu şeyleri hazırlarken Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanımız Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Urumçi'de Kaşgar'da Doğu Türkistan'da bizim soydaşlarımızın yanındaydı. Beraber namaz kıldı. Halleşti. Onlarla beraber oldu. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Ve asılsız. Tamamlayın Sayın Gül. Dinle. O komisyonda mıydınız da yanında mıydınız da ne söylediğimi biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın neresi de olursa olsun soydaşlarının yanında, mazlumların yanında her platformda olmuştur, olmaya devam edecektir. Kaşgar'a, Urumçi'ye, Doğu Türkistan'a, Sincan Uygur Özerk'e, tüm Türk soydaşlarımıza, tüm mazlumlara selam olsun. Sayın Gergerioğlu bir sataşma yok. Sayın Gergerioğlu bir sataşma yok. O yüzden maddelerin oylamasına devam edeceğim.